kimseye bir tebligat gelmeden bankaya yeni sözleşmeler gelmiş. Hiç kimsenin haberi yok. Yeni borçlar çıkarılmış. Tabi borçlar düşürülmüş fakat içinde bir sürü bizim 6 senemizi mağdur edecek yani hiçe sayacak maddelerimiz var. Biz onları kabul etmiyoruz. Evlerimizi teslim almak istiyoruz. O yüzden savcılar suç duyurusunda bulunmaya geldik. Hak sahipleriyle hep birlikte. Nedir peki o sizi kızdıran maddeler? Bizi kızdıran maddeler mesela otoparklardan yararlanamıyoruz, çevreden yararlanamıyoruz. Geçtiğimiz 6 seneyi feragat etmek zorunda kalıyoruz. Bütün haklarımızdan feragat etmek zorunda kalıyoruz. Evimizi şimdi şu anda veriyormuş gibi sözleşmeler, biz bunu hiçbirimiz kabul etmiyoruz. Yeniden evleri zaten bize satıyor. Evet satıyor. Gerisi geriye yani çok fazla bize geri satıyor. 13 kat demişlerdi, bize 24-26 kat çıktı. Kalan 15 dönüm yerden 280 bin dönüm yer dediler, 200 bin dönümü gösterdiler. 80 bin dönümün nerede olduğu belli değil. Bizim ağzımızı kapamak için çıkarılıyor bu sözleşmeler. Biz de bu yüzden suç duyurusunda bulunmayız. Nedir peki talepleriniz ne yönde olacak? Biz evlerimizi teslim almak istiyoruz. Biz eski sözleşmelerimiz bizim. İlk imzaladığımız sözleşmelerimizi kabul ediyoruz. Ondan başka sözleşme tanımıyoruz biz. Peki 5 yıldır evlerinize giremediniz. 5 yıl evet. İçerisinde de 6. yıla 5 bitti 6. yıla giriyoruz. Herhangi bir talebiniz olacak mı 5 yılda 6 yıl? Olacak tabii tazminat davalarımız başlıyor şimdi bizim. Nedir peki? Kiralarda yükseklik. Yükseklik açısından bizim tazminat davamız var. 6 senedir mağdurlar için. Kira durumu. Herkese kira verilmiyor. Herkese kira yardımı yapılmıyor. Sosyal yardım adı altında 400 kişiye kira veriliyor. Biz bunların hepsinin tazminat davasını açtık zaten avukatlarımızla. Şu anda peki kaç kişi bu dilekçeleri verecek? Biz şu anda yeni insanların haberleri olduğu için şu burada olanlar veriyoruz. Biz pazartesi günü de bir grup gelecek. Tek gelenler de var. Tek gelenler var. Dün benim üyelerimden gelenler, tek olarak verenler oldu. Bugün bu kadar insan dava gelecek. Hiç kimse de imza atmıyor yani. Herkes mağdur. Başta başta insanlar biz evlerimizi istiyor. Evlerimizi istiyoruz. Kabul etmiyoruz. Biz rant, bize Sayın Recep Altepe rant, buradan rant hiç sağlanmayacak dedi. Arıncı'nın yanında hiç sesini çıkarmadan orada oturdu. Aslında kendi yaptı, kendi etti. Bu Doğan Bey halkı onu milletvekilliğine de taşırdı. Ama muhtar bile olamayacak muhtar bundan olamaz. Sonra. Bundan sonra değil, muhtar dahi A sınıfı daire diyorlar, otoparkımız dahi yok. Düşünebiliyor musunuz? Otoparkımız bile yok. Otoparklarımıza da el koydular. A sınıfı daire veriyoruz dediler. Otopark arabamızı evimizin önüne çekmeye hakkımız yok. Ücretimizi ödersek, belediyeye satılmış otopark olarak ücretimizi ödersek arabamızı koyacağız. Sizden ne kadar istiyorlar artı ücret? Bana 13 milyar para iadesi yapacaklardı geriye. Şu an 33 milyar istiyorlar. O 13 milyarı vermiyorlar. Artı 20 milyar üzerine koymuşlar. 33 milyar. Sizin gibi 35 değil. Milyar ben kira verdim. 5,5 yıldan beri kirada oturuyorum. 120 metrekare dairemi aldı. 75 metrekare verdi. Yani şimdi şu an 33 milyar beni borçlandırmaya çalışıyorlar. 160 metre yer verdik. 86 milyar para istiyor. Şimdi aynı bir daireyi yeniden satıyorum. İlk istenen miktar ne kadar? 16. Ben de 16'yı 86 milyara çıkarttı. Ama daire şu an diyebilir miyim? 207 metre Salih Hacı yer verdim. 50 milyon. Evet. 207 metre oğlum burada. Yerimiz vardı. Göz Hastanesi'nin hemen arkası. Bize gelen borç miktarını söyleyeyim. 392 milyar. Buyurun. Bizim yerimizi hem alıyor, hem bizden satıyor. Bir de para istiyor. İlk başta çıkarılan borç evet. O kadar işte. 140 bin liraydı. Evet. 392 milyar toptan. 392 milyar toplu. Şimdi Arınç Başkan Yardımcısı diyeyim. Söyler şu an. Benim karışıyor. Bir gün evvel bize dedi ki hiç dedi borcunuz silindi dedi. Hiç borcunuz yok dedi. Ertesi günü AK Parti binasına gittik. Herkes sustu.
%30 borçlarınızdan silindi. Borçlarınız var, onları ödeniyor. Yani siz, buyurun. Borçlarınızın silinmiş hali mi bu verdiğiniz? Evet. %30'u silinmiş. Aslında silinecek dedi bize başkan. Komple silinecek dendi. Sonra %30'a düştüler. Hiçbir şey yok yavrum. Hiç yazık günah değil mi? Bir aylığımız var. İlk sözleşmeleri. Biz ilk sözleşmeyiz. Biz istiyoruz. Evlerimizi istiyoruz. Rahat peşinde değiliz yani. İlk sözleşmeye uysunlar. Başka bir onu kabulleniyoruz. Nasıl anlaşma yaptıysak aynı şekilde. Yani akılları neredeymiş ki yani o sözleşmeleri bize yaptırırken? Zaten gasp ettiler. Ağlayarak verdik imzaları. Bizim ailemizi alsın başbakan veya TOKİ başkanı. Bizim ailemiz alsın. Emşoğlan var. Aylığı. Benim ev kiramı versin. Yiyecek içeceğimi versin. Masrafımı versin. O parayla, kalan parayla da bu parayı ödesin. Onu görelim. Hadi biz şey yapalım. Emşoğlan var. Açıklamayı siz mi yapacaksınız? Açıklamayı ben yapacağım. Osman! 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 Girmesene!